Türk askeri Bakü sokaklarını inletti. Bir daha dinleyelim mi şöyle efendim? Ne diyorlar? Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Düşmanları çatlatmışlar. Fransa kudurmuştur devlet idarecileri. Devam edelim efendim. Başkan Erdoğan da Bakü'de. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merasime katılacak Bakü'de. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Dağlık Karabağ zaferi sonrası kardeş ülke Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Bakü'de sıcak bir törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferi için Bakü'de düzenlenecek zafer geçidi törenine katılmak üzere özel uçak TRK ile Türkiye saatiyle 16.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı. Başkan Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında olduğu yetkililer Bakü'ye gitti. Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti. Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Erdoğan ve Aliyev arasında samimi diyalog kameralara yansıdı. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Başkan Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde temaslarına Haydar Aliyev'in kabriyle Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek başlayacak. Daha sonra zafer geçidi törenine katılacak olan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeler sonrası iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın da imzalanması planlanıyor. Kardeşler kucaklaştı sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Seyfi Uzunkök meslektaşımız mesaj göndermiş efendim. Bu kardeş buluşmasıyla, kucaklaşmasıyla ilgili Azerbaycan'dan haberi bile olmayanlar mevcut duruma bir teşekkür bile etmiyorlar. Üzücü. Hükümetin dış politikada yaptığı başarılar sayesinde kardeşlerimizle bir araya geldik, güçlendik, doğruya doğru demek neden bu kadar güçlerine gidiyor diyor Seyfi Uzunkök. Aslında bu sorunun cevabını biliyor gibi sanki ya. Bilmesine rağmen soruyor efendim. Şimdi devam edelim yayınımıza.